bir günde yeniden karşınızdayız ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen Cumhuriyet Mahallesi'nde 44 hektar alanda başlayacak. Alanya Posta TV'nin geçtiğimiz günlerde gündeme... Sen beni nereden tanıyorsun? Tabii ki Alanya Posta TV'den. Efteli Otellerinin sunduğu Asiye İlaçık ile ana haber bülteni başlıyor. Alanya Posta TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Saatlerimiz 19'u gösterirken tüm gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, bugün 3 Aralık. 3 Aralık'ın bir önemi var. Dünya Engelliler Günü. Alanya'da da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engelli bireylerden oluşan Mehter takımının konseriyle kutlandı. Tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı. Alanya İlçe Milliyetin Müdürlüğü önünden yürüyüşle başlayan program kapsamında Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Kortej yürüyüşünün ardından Alanya Belediyesi Engelsiz Mehteran takımı tarafından hazırlanan engelli bireyler konser verdi. Konseri izleyen protokol, engelli yakınları ve vatandaşlar alkışlarıyla moral verdi. Fetih marşlarından oluşan konserde engelli mehteranlar finalde ise Türkiye marşını söyledi. Alanya İlçe Milliyeti Müdürü Hüseyin Er, engelli bireylerin feda edilemeyeceğini, o bilinçle tüm yaş gruplarına Alanya'da eğitim verildiğini ifade etti. Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, onları daha iyi anlayabilmek ve farkındalık oluşturulabilmek adı altında 1992 yılında Birleşmiş Milletler Cemiyeti'nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiş. Biz de bu etkinlik kapsamında öğrencilerimize, velilerimize ve kamuoyuna farkındalık oluşturabilmek adına bu etkinliği gerçekleştirdik. Eğitim bir bütündür. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği "eğitimde feda edilebilecek bir tek fet yoktur" ifadesine istinaden okullarımızda, Alanya'mızda okul öncesinden başlamak üzere ilkokul, ortaokul ve lisede özel eğitimin tüm kademeleri mevcuttur. Engelliler tarafından ilgi gören Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise "Herkesin engelli bir evladı olabilir. Bugüne has değil. Her gün onların yanında olmamız gerekiyor. Alanya Spor olarak biz her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız" dedi. Engelliler Günü de aslında Engelsizler Günü olarak adlandırmak lazım. Tabii ki onlar bizim en değerlilerimiz. Biz özellikle onların sadece bugün değil, her zaman, her gün yanlarında olmaya çalışıyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. Çünkü Allah'ım herkesi öyle yaratmış, o kardeşlerimizi. Herkesin öyle bir evladı olabilir, hepimizin olabilir. Onun için onlara her zaman öncelik ve ayrıcalık tanımamız lazım. Alanya Belediyesi Mehterbaşı Mehmet Akif Abdülkadiroğlu, bir geleneği yaşatmak için mücadele ettiklerini, 2 yıldır engelli bireylerle birlikte konser verdiklerini söyledi. Alanya Belediyesi Mehter takımının 2015 yılından beri faaliyetleri devam etmekteydi. Biz Alanya Belediyesi Mehter takımı olarak engelsiz bireylerimizin de topluma kazandırmak, onların da farkındalığını yaratmak adına Mehter takımını, Mehter faaliyetini, bu kültürel değerimizi, tarihi şuurumuzu diri ve canlı tutabileceğini dünyaya, Türk halkımıza göstermek ve kanıtlamak adına bu çalışmayı başlattık ve başardık. Göktürklerden Karahanlılara,
Selçuklulardan Anadolu Selçuklularına ve Osmanlı İmparatorluğuna kadar Türk devletlerinde bin yıldan bu yana barış ve güven kaynağı olan Mehter'i yaşatmak, sevdirmek ve gelecek nesillere aktarmak adına kurulan Alanya Belediyesi Mehter Takımı tarafından eğitilen engelli bireyler de yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Çok duygulandım, çok güzel. Bütün şarkılar insanın tüylerini diken diken ediyor. Çok mutlu olduk. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyorum. Çok güzel duygular hissettim işte. Güzel oldu. İnşallah tekrardan nasip eden Allah bir daha da görüşmek dileğiyle. Yaklaşık bir yıl oldu engelsiz Mehter takımını kuralı. Biz buralara kadar gidersek belediyemizin Mehter takımı eşliğinde biz buralara kadar geldik. Birçok yol kat ettik. Burada emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelsiz bir dünya istiyoruz. Yürüyüşe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Er, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu AS Başkanı da olan Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü, özel eğitim kurumları sahipleri, engelli bireylerin aileleri ve öğrenciler katıldı. Evet sevgili seyirciler, bu haberin ardından şunu da belirtmek istiyorum ki biz Alanya Posta Medya Grubu olarak engelsiz bir yaşamı önemsiyoruz. Engelsiz bir kurum oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de kendim bu noktada Engelsiz Kent ve Yaşam programı sunuyorum. O yüzden buradan aynı zamanda bizi izleyen işitme engelli arkadaşlarımın da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum sevgili seyirciler. Ve şimdi bültenimize Alanya Belediye Meclis haberiyle devam edeceğiz. Alanya Belediye Meclisi 2019 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis gündem maddelerinde yer alan zincir marketlere ve oto kiralama iş yerlerinin metrekare sınırlamasına yönelik hazırlanan teklifler oy birliğiyle kabul edildi. Adem Murat Yücel başkanlığında toplanan mecliste bazı üyeler mazeretleri nedeniyle oturuma katılmadı. Mecliste parti sözcüleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 5 Aralık Kadın Hakları Günü nedeniyle yaptıkları konuşmada engelleri kaldıralım, sadece bugün de değil, her gün engellileri hatırlayalım mesajı verdi. Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hatırlayarak değil, yaşamın her alanında onların sorunlarına çözüm üretebilmek için uğraşmalı ve çözümlerde bulmalıyız. Açılış konuşmasında yurt dışında olan Erkan Demirci'nin yerine Cumhuriyet Halk Partisi grubunun sözcülüğünü yapan Yılmaz Bağışlar, aradığı iliği bulan Şebnem Köseoğlu'na şifa dileğinde bulunup, sportif başarılarından dolayı Alanya Spor ve Kestel Spor'u tebrik etti. Hepimizin bildiği üzere bir süredir lösemiyle mücadele eden ve Alanya'mızdan başlayarak iki kanal geneline kadar genişleyen kampanya ile uygun iliğin bulunması sağlanan, birlikte el ele verince Türk toplumunun neleri başarabileceğini gösteren Alanya'lı akademisyen Şebnem Köseoğlu'nun ilik nakli sürecinin başladığını büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisinin bundan sonraki süreci de en iyi şekilde atlatarak sağlığına kavuşacağını umut ediyoruz ve maşallah diyerek dualarımızın kendisiyle olduğunu belirtmek istiyoruz. İYİ Parti Grup Sözcüsü Hacı Mevlüt Zavlak, Alanya Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik yürüttüğü çalışmaları tebrik edip artması ve devam etmesini diledi. Ölmesinden endişe eder ama engelli anneleri çocuklardan önce ölmekten endişe ederek cümlesinin engelli annelerine yüklediği ağır yükün altında birlikte olmalıyız. Hep sağlıklı bireyin de bir gün engelli olabileceğini unutmadan, engelli vatandaşlarımızın topluma katılımının sağlanması ve yaşam kalitelerinin arttırılması için elimizden geleni yapmalıyız. Alanya Belediye'mizin geçmişten bugüne engelli vatandaşlarımız için yürüttüğü faaliyetler var ve hala yürütüyor. Bu faaliyetlerin geliştirilerek arttırılması için İYİ Parti grubu olarak sizlerle birlikte çalışmaya hazırız. Zavlak, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Şeb-i Arus dediği Hakk'a erişinin 746. yıl dönümüne ilişkin de duygularını ifade etti. İslam anlayışının Allah sevgisi üzerine kurulmasını sağlayan Mevlana Celaleddin Rumi gibi isimlerdir. İşte Allah sevgisine dayalı bu yol Türk tasavvufuna bize onların sayesinde gelmiştir. Onun yaradanı sevin, yaradandan ötürü, övdüğüyle bize bıraktığı insanı, hayvanı, doğayı sevmek övdü. Bugün belki en büyük sıkıntılarımızdan olan toplumsal kutuplaşmanın, hoşgörüsüzlüğün ve tahammülsüzlüğün belki de en kısa çözümü olarak önümüzde duruyor. Mevlana Celaleddin Rumi'yi de rahmet ve minnetle anıyoruz. AK Parti sözcüsü Mehmet Ali Kiriş ise seçimlerin üzerinden 250 gün geçmesine rağmen henüz Büyükşehir Belediyesi'nin elle tutulur bir hizmetinin olmadığını, beraberinde bazı yatırımların da aksadığını anımsattı. Yerel seçimlerin üzerinden neredeyse 250 gün geçti. Bu
sokaklar var. Sokaklarda esnafın, çalışan vatandaşın beklentisi var. O hesabı yapılmadan hizmet verilen mazeretlerimiz var. Bunca zaman geçti, ne bir proje duyduk, ne de bir yatırım. Üstüne üstlük yapılan projeler bir bir ya durdu ya da yavaşladı. Kiriş, ana arterlerin devrinin yapılmasına rağmen bütçe devrinin olmadığını, ayrıca reklam tabela gelirlerinin yarısının devredilmediğini söyledi. Bu caddelere yapacağı hizmetlerin bütçelerini alayı yaktırabileceği gibi, birlikte yapmak suretiyle de maliyetin bir kısmını iştirak edebilirler. Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5.393 sayılı belediye kanununun 75. maddesiyle formüle edebileceği halde buna yanaşmadığı da bilinen bir gerçek. Bunu da kamuoyuna anlatmak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü Mustafa Tuna da yerli malı haftasına dikkat çekti. Tutum ve yatırım haftası olarak kutlanmaktadır. Cumhuriyet döneminde temellere atılan kendi kendine yeter bir toplum olmadaki ilk adım bugün de devam etmektedir. Tutum ve yatırım alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılır. İş yerlerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken aranacak kriterlerle ilgili alınmış meclis kararlarından revize edilen ve yeni belirlenen kriterlere ilişkin konular mecliste oylandı. Araç kiralama yapan işletmelerin en az 80 metrekare olma zorunluluğu revize edilerek 50 metrekareye çekildi. İYİ Parti grubu tarafından daha önce zincir marketlerin 350 metrekare olması için verilen teklif ise, esnaf çalıştayında 300 metrekare olarak karar alınması nedeniyle zincir marketlerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken iş yeri büyüklüğü en az 300 metrekare olmasına oy birliğiyle karar verildi. 300 metrekarenin altındaki zincir marketler gıda ürünü dışında satış yapamayacak. Etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. Evet. İYİ Partili meclis üyeleri 1984-89 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Müstakbel Dim'in adının bir caddeye verilmesini talep etti. Ad verme komisyonuna bu talep havale edilirken Mahmutlar Mahallesi'nde ise bir parka Şehit Zekeriya Zincirli ismi verilmesi uygun bulundu. Etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. İYİ Partili üyeler otopark alanlarının yetersizliği konusunda yaptığı eleştiriyi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise seneye tur otobüslerini kaleye çıkarmayacağız, amfiteyatronun olduğu bölgeye yönlendireceğiz diyerek soruna çözüm bulduklarını belirtti. Her tarafta uygun olan park yerlerimiz var. Park yerlerimiz için bu sene zaten Mart'ın 1 itibariyle kaleye Damlıtaş bölgesindeki yerlerindeki her taraftaki tur otobüslerini zaten çıkartmayacağız ve biliyorsunuz ki amfiteyatronun olduğu bölgeye tamamen o bölgeye tur otobüslerini oraya İYİ Partili meclis üyesi Alper Kan, 2020 yılı için beklentilerini içeren bir konuşma yaptı. Kan, iskelenin yeniden cazibe merkezi olmasını, Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali'nde yabancı bir sanatçının sahne almasının turisti merkeze çekeceğini söyledi. Alanya'mızın yazın en çok kullandığı yollardan biri olan yaylı yolunu düzeltip devam eden Büyükşehir yolu asfaltı gibi bir bütünlük sergilemesini dileriz. Yine Alanya'mızın en önemli cazibe noktalarından olan İskele Mevki'nin geçen turizm sezonunda tarihin en verimsiz dönemlerinden birini geçirdiği kamuoyunca dinlendirilmiştir. Bu bölgeyi yeniden cazibe merkezine döndürmek için yapılacak projelerin bir an önce kamuoyuyla paylaşılması ve harekete geçirilmesi zaruri bir hal almıştır. Evet sevgili seyirciler, şimdi meclis haberlerimize devam edeceğiz bültenimize. Bugün Alanya Belediyesi'nin 2019 yılı son meclisinde bir atışma yaşandı sevgili seyirciler. Büyükşehir'in caddeleri devretmesiyle ilgili AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında sözlü bir atışma oldu. İnşallah orayla ilgili CHP Sözcü Vekili Bağışlar'ın Mehmet Ali Kiriş'in açılış konuşmasına cevaben biz Beytülmal'a sahip çıkıyoruz. Hem Alanya Spor Tesisleri hem diğer yatırımlar için sabırlı olmalıyız. Yatırımları cebimizdeki paraya göre yapıyoruz dedi. Plan program altına oturtmadan mantıksız bir şekilde ilerletmek yerine bunu bir bütçe planına oturtup o şekilde ilerletmektir. Beytülmal'a sahip çıkmaktır. Burada vatandaşların ödediği vergilerle oluşan bütçeyi doğru bir şekilde harcamaktır. Dolayısıyla hem Alanya Spor Tesisleri hem diğer yatırımlarla alakalı ben biraz daha sabırlı olmak gerektiğini inanıyorum. Çünkü hem Alanya'nın Antalya'nın durumu ortada hem de ülke ekonomisi ortada. Yatırımın sağlıklı bir şekilde sonuca hedefe gidebilmesi için ne kadar hızlı gittiği ve ne kadar
aracılığıyla yapıldığından öte ne kadar makul ve mantıklı ilerletildiğidir önemli olan. Dolayısıyla bizim buradaki hedefimiz ucuz siyaset yaparak şov yapmak değildir. Tamamen yatırımları plan bütçeye, cebimizdeki paraya uygun şekilde sonlandırmaktır diye düşünüyorum. Muhittin Bey'in de bu anlamda hem Manavgat'ta hem Alanya'da vermiş olduğu, özellikle ana hatlarla alakalı vermiş olduğu sözü ben sizlere de kendisine tebrik ediyorum. Uyumlu bir çalışmayla sonlandırdınız. Çünkü Avrupa yerel yönetimler özellikle şartnamesinde de belirtilen yerinden yönetim, vatandaşa en yakın noktadan yönetimi, hizmetin hızı ve kalitesi anlamında daha etkili olduğunu düşünüyoruz. Kiriş ise caddelerin devrinde çekimsel oy kullanma gerekçelerinin 200 işçinin akıbetinin netleşmemesi olduğunu dile getirdi. Ayrıca Kiriş, Alanya Spor konusunda galibiyeti tebrik etmek yetmez dedi. Ucuz siyaset yapmadık. Yani buradaki amacımız, siz nasıl tabii ki burada birçok konuyu Alanya Belediyesi'ne soru sorarak, üniversite sorarak altını bile doldurmadan birçok kez sorabilirken ki ve bunun doğru olduğunu düşünürken şahsen bizim sorduğumuz Alanya'da işçilerin ne olacağı. Buradaki 200 kişiden konuşuyoruz. 200 kişi eşleri çocuklarla beraber 600-700 kişi yapar. Bunlar teknik olarak biz de biliyoruz ki Adem Başkanı da şiddetebilir, Alanya Belediyesi'ni devredilebilir. Çünkü bunlar sözleşme ya da bir süre takan Büyükşehir Belediyesi'ndir. Bu arkadaşlar şu anda ellerine görevleri alınacak. Yani caddelerdeki görevi alınacak. Bunları nereye yollayacağız? Bunları ne yapacağız? Bu insanların hepsi ekmeklerini çalışarak alın. Sabah saat 6.30-7'den başlayıp caddelere çıktığınız zaman görürsünüz. Akşamın 2 saatine kadar soğuk, sıcak nemine çalışıyorlar. Bizim buradaki en büyük çekincimiz budur. İkinci konu, şimdi evet yatırımlar belli bir etapta gidiyor, belli bir zamanda gidiyor ama bakın arkadaşlar, Alanya Spor tesisleri tek akıp gidiyor. Hepimiz biliyoruz normalde. Menderes Bey'in verdiği söz Menderes Bey'in alır ama Muhittin Bey'in bununla ilgili şu zaman bitireceğiz, bu zaman bitireceğiz. Biz de bununla ilgili biz bu tesis Alanya'nın kamuoyuna verecek, Alanya Spor'a verecek. Her gün burada her hafta Alanya Spor'u tebrik ederken iyiyiz ama buna gelecek olan hizmetler konusunda da takipçisi olmamız gerekiyor. Ve aynı zamanda burada 31 Mart'ta sandıktan çıkan sonuçlar herkesi bağlıyor. Yani bahsettik. 250 gün geçmiş işin üzerinden. Artık biz yeni geldik, oturduk, planını yapıyoruz. Ötesinde bir şeyler söylemek lazım. Biz bunu Büyükşehir'de de konuşuyoruz. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Burada konuşmamızın sebebi ucuz siyasetten öte bunu Alanya halkının da duyması ve bilmesidir. Alanya Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, belediye meclisi üyelerine yaptıkları hizmetleri anlattı. Nurgül, Konaklı'da 3000 metrekarelik alanda aktif yaşam ve rehabilitasyon merkezi inşa edeceklerin müjdesini verdi. İlk olarak kamuya açık alanlarda yaptığımız hizmetlerden kısaca bahsedeceğim. 3 yıl içerisinde başarılı bir ekibimiz de önceden hali hazırda bulunan engelleri kaldırmak adına 3 yılda 1128 noktada engel kaldırmışız ve halen devam etmekte. Zaten mevcut yapılan projelerimizin hepsinde erişilebilirliğe öncelik verilmekte. Kentsel tasarımdaki yönetim arkadaşlarımız ve aşma ruhsatındaki işbirlik planlarında yeni yapılacak projelerde hepsi bu yönetmeliğe tabi olarak işliyor ve o yönetmelik çerçevesinde hayata geçiriliyor projelerimiz. Geçenlerde tanıtımını yaptık. Engelsiz Halk Plajımızı Türkiye'de ilk defa sahilden, kumsaldan daha doğrusu hiçbir bağlantı olmadan direkt denizin içine kadar gelebilecekleri ilk defa bir asansörü Alanya'ya kazandırmış olduk. Türkiye'de bu ilkti. Firmayla beraber Alanya çalışmalarını yürüttük. Önümüzdeki sonu itibariyle tamamen hizmete girmiş olacak. Şu an iş olduğu için kaldırdık. Şehrin 11 noktasında yaklaşık 50 kilometrelik bir alanda aktif araçların tamamen şarj problemini ortadan kaldırabilecek şarj istasyonlarımız şu an aktif hizmet vermekteler. Bireysel ve gruplara sunduğumuz hizmetlerden bahsedeceğim. Engelli merkezimizde 2000'e yakın engellimiz kayıttı. Bu engellilerimiz uzman personelimizle ücretsiz hizmet alabilmekteler. Psikolog, çocuk gelişim, el sanatları, fizyoterapist gibi bu hizmetlerimiz devam ediyor. Yıl boyunca yaklaşık 3500 seans merkezimizde hizmet sağlamaktayız. Yıl içerisinde ihtiyaç sahibi olduğu derinlemenin 117 engellimize medikal malzeme desteği sağlamaktayız. Hasta yatağı, sandalye ve benzeri, radyoloji bahsedilen sosyal yardım komisyonumuzun önünden geçerek bu yardımlar yapılıyor. İhtiyaç sahipliği ön planda. Kısaca onun detaylarına gireceğim. Bu tesisimizde fiziksel ve zihinsel engel grupları, görme, işitme, dil ve konuşma engel grupları, yaygın
gelişimsel bozukluklara sahip olan engellilerimiz, özel öğrenme gücü gereken engellilerimiz faydalanabilecekler. Bu vermiş olduğumuz engel grupları buraya entegrasyon merkezimizde karanlık oda, duygu bütünleme odası, uzay terapi odası, manuel terapi odası, elektroterapi odası, gastronomi mutfağı, fitness salonu, uygulama yaşam evi, konferans salonu, hidroterapi havuzu, müzik atölyeleri, güzel sanatlar atölyeleri, ahşap sanat atölyeleri, engelsiz sinema, kültürist down cafe, sessiz oda ve bizim için en önemlisi meslek eğitimleri atölyelerinden oluşacak. İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın haftalık yönetim kurulu toplantısında yaptığı açıklamada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne değindi. Apaydın engellilere saygı insanlığa saygıdır dedi. Şehir düzeni ve trafik başlıca sorun olmakla birlikte turizmde gelinen nokta hiç açıcı değil. İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı haftalık yönetim kurulu toplantısını yaptı. Haftalık yönetim kurulu olan toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan ilçe başkanı Yücel Apaydın, ilk olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin konuştu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında belirtmek isterim ki, engelli kişilere karşı saygı insanlığa saygıdır. Ve engelli olmak bir kusur değildir. Biz İYİ Parti ailesi olarak herhangi bir aralıkta değil, her zaman yanınızdayız. Engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına ve onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmayı diliyor. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakar ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Apaydın konuşmasının devamında Cuma Pazarı bölgesinde yapılan yıkımı eleştirerek seçimden beri verilen sözlerin hiçbirine başlanmadı dedi. Vatandaşa önceki dönemin iki katı vaatlerde bulunarak seçim çalışması yapan belediye başkanı ve ekibi gündelik işlerin dışında hiçbir işe el atmadı. Yapılacak projelerle ilgili halkın ihtiyaçları ve öncelikleri gözetilmiyor. Bu sebeple başlayan projeler tam zamanında bitirilemiyor. Belediyenin elinde başlayıp öylece bıraktığı belediye binası atıl beklerken Cuma pazarında dar gelirlinin düğününü yaptığı, toplantısını gerçekleştirdiği salon yıkılarak seçim öncesi göz boyayıcı tanıtımlar yapıldı. Bugün 2019 yılının son meclisi yapılıyor. Bugüne kadar İYİ Partili meclis üyelerimizin vermiş olduğu birçok önerge savsaklandı. Sorularımıza net cevaplar alamadık. Yeni yılda umarız belediye başkanı ve ekibi daha şeffaf çalışır. Yılan hikayesine dönen... Alanya Tarım, Orman ve İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar bütün bir yıl boyunca ilçedeki denetimlerini sürdürdüklerini belirterek 133 işletmeye de cezai işlem uyguladıklarını söyledi. Alanya Tarım, Orman ve İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar yıl boyu yaptıkları denetimler hakkında açıklamada bulundu. Rüzgar, yıl boyunca 6150 denetim gerçekleştirdiklerini ve 133 işletmeye ceza uyguladıklarını söyledi. Alanya Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü olarak her yıl olduğu gibi bütün yıl boyu da gıda işletmelerimize hem satış hem top tüketim hem üretim yerlerimize rutin bir şekilde denetimlerimize aynı hızda devam etmekteyiz. Alanya'mızın farklı bir özelliği var. Turizm bölgesi olması dolayısıyla yazın özellikle yoğun otel bulunması ve turistlerin de yoğun bir şekilde hem yerli hem yabancı turistlerin gelmesi sebebiyle ciddi bir denetim süreci yaşıyoruz. Yaz dönemimiz bitti. Denetimlerimiz hızla devam etti. Ve Alanya'da 4020'ye yakın hem satış hem top tüketim ve hem de üretim işletmelerimiz mevcut. Şu ana kadar yani 12. aya girdiğimiz ana kadar Alanya'mızda 6150 adet denetim gerçekleştirdik yıl boyunca. Ve 133 işletmeye idari ceza uyguladık. Bu gerek savcılar suç duyurusu veya gerek idari para cezası şeklinde ceza uyguladık. Denetimleri 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, yem, gıda ve kontrol kanununa göre numune esaslı çalıştıklarını aktaran Rüzgar, sorun yaşayanların Alo 174'ü aramalarını söyledi. Tabii biz denetimlerimizi 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kontrol kanunumuza göre numune esaslı çalışmaktayız. Özellikle riskli yerlerden devamlı numune almaktayız.
Şu ana kadar da 2019 itibariyle 146 adet numune almışız. Bu numunelerin 17 tanesi olumsuz çıkmış. Bunlar da gerekli yasal işlemleri yaptık. Tabi denetimlerimizi yaparken Alo 174 gıda hattımız çok çok önemli. Buradan tüm tüketicilerimize gıda ile ilgili bir sorun yaşadıkları zaman işletmelerle ilgili Alo 174'ü arayarak şikayet etmelerini istiyoruz. Denetimlerimizi risk esaslı, risk denetimi yapıyoruz. Ve numune esaslı çalışıyoruz. Denetim yaparken işletmelerde çalışanları ve işletme sahiplerine eğitim yapmak. Denetim sırasında aynı zamanda tüm kontrol arkadaşlarımız denetim eğitimde vermekteyiz. Rüzgar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla geçtiğimiz hafta 6 gün boyunca ürün bazlı bir denetim gerçekleştirdiklerini belirtti. Tarım ve Orman Bakanımızın talimatıyla geçtiğimiz hafta 6 gün boyunca ürün bazlı bir denetim gerçekleştirdik. İlk gün et ve et ürünleri üretim tesisleri, ikinci gün süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, üçüncü gün ekmek ve ekmek çeşitleri, pastane ve pastane üretim yerleri, pasta üretim yerleri, dördüncü gün kantinler ve yemekhaneler, beşinci gün kasap, bakkal, market, büfe gibi işletmelerimiz ve altıncı günde, cumartesi günde restoran, dönerci, fast food gibi işletmelerimizi, top tüketim yerlerimizi denetledik. Ve 6 gün boyunca 1003 adet denetim gerçekleştirdik. Ve 11 işletmemize de yasa işlem uyguladık. Hızlı bir denetim oldu ve tüm Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı yapıldı denetimlerimiz. Bakanlık ve ilçe müdürlüğü olarak bu denetimlerine yıl boyunca devam ettiklerini söyleyen Rüzgar, numune esaslı çalışmaların önemini anlattı. Numune esaslı çalışıyoruz diyoruz. Numune esaslı çalışmanın önemi şu, hem bakanlık programımız var hem de kendim aldığımız veya vatandaşlarımızın şikayet üzerine ürünlerden numune alıp et ürünlerinde tür tayini, veya mikrobiyolojik, ekmeklerde kimyasal veya katkı maddesi araştırması, süt ve süt ürünlerinde kimyasallar, bunların numune esası analizine gönderip gerekli denetimleri yapmaktayız. Şimdi son 24 saatte yaşanan asayiş olaylarını izliyoruz. Alanya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir yabancı uyruklu 16 şüpheli gözaltına alınırken bir miktar esrar, metamfetamin, eroin, Hint keneviri ve 100 litre kaçak alkol ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda teknik ve fiziki takip sonrası çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda biri Özbekistan uyruklu 16 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalardaysa 661 gram esrar, 356 gram metamfetamin, 38 gram eroin, 30 adet lirika hap, 12 gram skunk, 7 kök Hint keneviri, 5 gram toz esrar, 2 adet ekstazi, 1 adet neurotin maddesi, 100 litre kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında 3 şüpheli polis tarafından aranırken 57 şüphelinin ise hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerini sürdüğü öğrenildi. Alanya'da mahalle muhtarının aracının kundaklandığı iddia edildi. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Olay Alanya'nın Uzunöz mahallesinde yaşandı. Uzunöz mahalle muhtarı Ziya Özdemir, kayınpederini ziyarete gittiğinde aracını evin yakınlarına park etti. Kısa süre sonra aracının yandığını fark eden muhtar Özdemir, bir süre olayın şokundan çıkamadı. Yanan araç yapılan tüm müdahalelere rağmen söndürülemezken olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken muhtar Özdemir olay yerine gelen jandarmaya aracının kundaklandığından şüphelendiğini söyledi. Şüphelendiği kişilerle ilgili isim de veren muhtar Özdemir olayın araştırılmasını istedi. Jandarma konuyla ilgili soruşturma başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki mezarlıklarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışması başlattı. Alanya'daki 92 mahallede toplam 175 mezarlıkta temizlik yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçelerdeki mezarlıkların temizlik ve bakım çalışmalarını düzenli periyotlarla yapmaya devam ediyor. Çalışmalara destek veren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeli de mezarlıklarda otları temizleyerek ağaçların budamasını yapıyor.
Hazırlanan program dahilinde Alanya'da 92 mahallede 175 mezarlık tek tek elden geçirilerek bakım ve temizliği yapılıyor. Alanya'nın doğusundaki mahallelerde başlayan çalışmada şu ana kadar 9 mahallede toplam 16 mezarlıkta temizlik çalışması tamamlandı. Önümüzdeki süreçte merkezdeki ve batı mahallelerdeki mezarlıklarda da temizlik çalışmaları gerçekleştirilecek. Alanya'nın farklı mahallelerinde bulunan toplam 33 mezarlıkta ise taş duvar, tel çit, parke ve namazgah çalışmalarına Aralık ayı içinde başlanacak. Bu çalışmalarla birlikte Alanya'daki mezarlıklarda kapsamlı bir bakım çalışması gerçekleştirilmiş olacak. Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu öğrencileri Dünya Engelliler Günü nedeniyle hazırlanan etkinliğin 20. yılında sahne aldı. Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bulunan Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında hazırladığı geleneksel gösteriyi bu yıl 20. kez sahneledi. Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Alanya İlçe Milliyetin Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. 200'den fazla özel bireyin yer aldığı gösteride birbirinden renkli şovlar izleyicilerin beğenisine sunuldu. Kurum kurucusu Feridun Özdeş, etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederek ilkini 2000 yılında gerçekleştirmiştik. O gün hangi heyecanı yaşıyorsak, aradan geçen 20 yılda bu heyecanımızı koruduk. Aynı istek ve hevesle çalışmalarımızı sürdürdük. Emek veren tüm velilerimize, çocuklarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim dedi. Aytemiz Alanya Spor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1.lik ekibi Adana Spor'u ağırladı ve sahadan 5-1 skorla galip ayrıldı Alanya Spor. Rövanş için 17 Aralık Salı günü deplasmanda oynanacak rövanş maçı için büyük avantaj yakaladı Alanya Spor. Karşılaşmaya gelince Alanya Spor ilk yarıda bulduğu pozisyonların birçoğunu değerlendiremedi. Sadece 5. dakikada Cavelas'ın korner atışında Cavelas'ın kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 kapattı. İlk yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Ancak ikinci yarıda bu pozisyonları değerlendirdi Alanya Spor. Maçın ikinci yarısında Yasin Bambu'nun 48'de 59 ve 66. dakikadaki 3 golü ve 87'de de Campos'un golü 5. sayıyı buldu Alanya Spor. 56'da konuk ekibin tek sayısı Roni'den geldi. Alanya Spor bu maçı kolay kazandı, rahatlıkla kazandı. Zaten beklenen de buydu. Rövanş maçı için Alanya Spor büyük avantaj yakaladı diyebiliriz. Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları dün oynanan Beşiktaş-Kayseri Spor mücadelesiyle tamamlandı. İşte Süper Lig'de 13. haftada alınan maç sonuçları, puan durumu ve 14. hafta maçları. Gençler Birliği 3, Yeni Malatya Spor 3, Demir Grup Sivas Spor 2, Kasımpaşa 0, Çaykur Rize Spor 3, İhlas Holding Konya Spor 1, Aytemiz Alanya Spor 5, Ankara Gücü 0, Göztepe 2, Fenerbahçe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Yukatel Denizli Spor 2, Medipol Başakşehir 2, Antalya Spor 0, Trabzonspor 1, Galatasaray 1 ve Beşiktaş 4, Kayseri Spor 0. Bu sonuçların ardından haftayı galibiyetle tamamlayan Demir Grup Sivas Spor 27 puanla liderliğini 14. haftaya taşıdı. Sivas Spor'un en yakın takipçileri 25 puanla Başakşehir, 24 puanla Beşiktaş, 23 puanla Trabzonspor, 22'şer puanla Alanya Spor ve Fenerbahçe oldu. 20'şer puana sahip Yeni Malatya Spor 7. Galatasaray ise 8. basamakta yer aldı. 17'şer puanla 3 takımdan Göztepe 9. Yeni Malatya Spor 10. ve Çaykur Rizespor 11. basamakta bulunuyor. Ligin orta sıralarındaki bir başka takımsa Gaziantep Futbol Kulübü oldu. 16 puana sahip Gaziantep ekibi 12. basamakta yer aldı. Ligin alt sıralarında ise Gençler Birliği 14, Konya Spor 13, Kasımpaşa ve Antalya Spor 12'şer, Ankara Gücü 9 ve Kayseri Spor 7 puana sahip. Süper Lig'in 14. hafta müsabakaları 6 Aralık Cuma günü Fenerbahçe Gençler Birliği karşılaşmasıyla açılacak. Bu maç saat 20.30'da oynanacak. Cumartesi günü oynanacak 3 maçta Yeni Malatya Spor, Demir Grup Sivas Spor, Ankara Gücü Göztepe ve Galatasaray Aytemiz Alanya Spor mücadeleleri oynanacak. 4 maçın yapılacağı pazar günü ise İhlas Holding Konya Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Antalya Spor, Trabzonspor, Yukatel Denizli Spor, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa Beşiktaş mücadeleleri oynanacak. Haftanın kapanış mücadelesi ise 9 Aralık Pazartesi günü saat 20'de Kayseri Kadir Has Stadyumunda Kayseri Spor'la Çaykur Rizespor arasında yapılacak.
Antalya Süper Amatör Lig'de 11. hafta karşılaşmalar oynandı. Ligde son 2 haftaya girerken oynanan 6 mücadelede 3 takım kendi sahasında, 1 takım deplasmanda kazanırken 2 maçta berabere tamamlandı. Kendi sahasında kazanan takımlardan Kınık Spor, Manavgat Spor'u 8-1, Payallar Konaklı Spor, Demir Spor'u 5-0 ve Demre Belediye Spor, Korkuteli Belediye Spor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Haftanın tek deplasman galibiyetini Asat Gençlik Spor, Finike deplasmanında 3-2'lik skorla aldı. Berabere tamamlanan karşılaşmalarda ise Lara Futbol Eğitim'de Kumluca Belediyespor sahadan 2-2, Muratpaşa Belediyespor'la Türkler Spor ise sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Haftayı Mahmutlar Spor dinlenerek geçirdi. Bu sonuçların ardından ligde lider değişti. Haftaya lider giren Korkuteli Belediyespor'u mağlup eden Demre Belediyespor ligin yeni lideri oldu. Demre Belediyespor 25 puana sahip. Liderliği devreden Korkuteli Belediyespor 23 puanda kalırken Asat Gençlik Spor 22, Muratpaşa Belediyespor'la Kınık Spor 20'şer puana sahip. 16'şer puanla Payallar Konaklı Spor 6. basamakta, Kumluca Belediyespor ise 7. basamakta bulunuyor. Son haftalarda düşüşe geçen Türkler Spor 15 puanla kendine 8. basamakta yer buldu. Orta sıralardaki bir başka takımsa 9. basamakta bulunan Finike Belediyespor'un 14 puanı bulunuyor. Ligin alt sıralarında 9 puanla Lara Futbol Eğitim, 3 puanla Mahmutlar Spor ve henüz puanı bulunmayan Manavgat'la Demir Spor yer aldı. Antalya Süper Amatör Lig 12. hafta müsabakalarında Antalya Demirspor, Mahmutlar Spor, Kumluca Belediyespor, Payallar Konaklı, Asat Gençlik Spor, Lara Futbol Eğitim, Manavgat Spor, Finike Belediyespor, Türkler Spor, Kınık Spor, Korkuteli Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor karşılaşmalar oynanacak. 12. haftayı lider Demre Belediyespor maç yapmadan geçirecek. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yarın akşam güne yansıyan gelişmelerle karşınızda olacağız ve yayınımız basın tribünü programıyla devam edecek. İyi seyirler, iyi akşamlar. Otelleri Asiye İliaçık ile ana haber bültenini sundu.